Merhabalar. Şu sıralar birçok mutfakta olduğu gibi bizim mutfağımızda da kış hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün sizler için kışa kalacağını kesinlikle garanti edemediğim bir turşu tarifim var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tarifimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Tarifimiz için ince uzun kıl biberlerden kullanıyoruz. Yaklaşık 1 kilo kadar biber kullandım. Vereceğim ölçülere göre siz bunu daha da arttırabilirsiniz. Öncelikle biberlerimizi güzelce yıkıyoruz. Ardından sap kısımlarını keserek ayırıyoruz. Ve şimdi biberlerimizi isterseniz küçük küçük veya daha iri parçalar halinde doğruyoruz. Biberlerimizi doğradık. Şimdilik bunları bir kenara alıyoruz. Turşumuz için 2 baş kadar sarımsak kullanacağız. Sarımsaklarımızı kolayca soyabilmek için dişlerini ayırıyoruz ve bir kabın içerisine alıyoruz. Ve üzerine bastıracak kadar sıcak su ilave edip kenara alıyoruz. Biberlerimizin hepsini alacak kadar geniş bir kabı ocağımıza alıyoruz. Tenceremize 2 bardak kaynar su ilave ediyoruz. Ve bir çay bardağı kadar zeytinyağımızı da ekliyoruz. Yine bir çay bardağı kadar üzüm olur, elma olur, sirkemizi de ilave ediyoruz. Son olarak bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu. Eğer yoksa sofra tuzu da kullanabilirsiniz. Tenceremize ekledikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Sıvı karışımımız kaynamaya başladı. Artık biberlerimizi ilave edebiliriz. Şimdi bütün biberlerimizi kaynayan tenceremizin içerisine alıyoruz. Tenceremize aldığımız biberlerimizi öncelikle şöyle bir karıştırarak bütün bu sıvı karışımla harmanlanmasını sağlıyoruz. Sonrasında yine ara ara karıştırmak suretiyle biberlerimiz birazcık yumuşayıp rengi de sararana kadar ocakta tutuyoruz. Biberlerimiz yeterince sarardı. Çok fazla diriliğini kaybetmesini istemiyoruz. Bu yüzden artık ocaktan alabiliriz. Evet, kameraman biberleri yakından da size göstermemi rica etti. Şöyle gösteriyorum. Biberler diri, çok fazla yumuşamadı ve rengi hafif sarardı. Biberlerimizi ocaktan aldıktan sonra elimizde bulunan şöyle genişçe bir tepsiyi alıyoruz. Ardından biberlerimizin suyunu süzdürerek tepsimize yayıyoruz. Biberlerimizi bu şekilde ılıyana kadar tepsimizin içerisinde bekletiyoruz. Biberlerimiz beklerken kenarda ılık suyun içerisinde kabukları yumuşayan sarımsaklarımızı artık soymaya başlayabiliriz. Suda bekledikçe ne kadar kolay soyulduklarını siz de görüyorsunuz. Sarımsaklarımızın hepsini kabuklarını soyduktan sonra şimdi iri iri halkalar halinde doğruyoruz. Doğradığımız sarımsaklarımızı şimdi hemen bekleyen biberlerimizin üzerine alıyoruz.
kaşıklardan sonra sıra geldi turşumuzun içine ilave edeceğimiz maydanozlara. Yaklaşık 3'te 1 demet kadar maydanozu güzelce saplarından ayırtıyoruz ve irice kıyıyoruz. Doğradığımız maydanozlarımızdan biberlerimizin üzerine alıyoruz. Öyle bir lezzetli görüntüsü var ki şu an bile yemek isteyebilirsiniz. Evet, şimdi maydanoz ve sarımsakların biberlerimizin her yerine dağılması için tüm malzemeyi güzelce harmanlıyoruz. Verdiğim ölçülerdeki turşu için küçük boy olanlarından 3 adet kavanoz yeterli olacaktır. Turşularımızı kavanozlarımıza hafifçe bastırarak dolduruyoruz. Biberlerimizi kavanozlarımıza pay ettik. Şimdi biberlerimizi tepsimize alırken suyunu süzdürmüştük. Tenceremizde bekleyen bu suyu turşularımızın üzerine eşit miktarda dolduruyoruz. Ardından sıkıca kapaklarını kapattığımız turşularımızın 2 kavanozu kış için hazır. Çünkü bir kavanozumu yapar yapmaz yedik bile. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.